Selamünaleyküm sevgili dostlar. Ben neredeyse artık zeyrekli oldum diyebilirim. Bugün yine Zeyrek'e geldim. Zemilli Ali Efendi'yi ziyaret ettim. İnşallah tekrar çıktığımda buradan çekebilirim. Çünkü oradan geçeceğim. Burası Zeyrek Molla. Molla Zeyrek Camii. Daha önce bahsetmişimdir. Eski Bizans döneminden kalmış. Burası bir kiliseymiş. O zaman yapılmış, yani Bizanslar zamanında. İmam olsaydı imamla sohbet edecektim ve soracaktım. Fakat namaz saatleri geliyormuş. Kendi imamı da zaten izne çıkmış. O yüzden de gerçek bir bilgi alamıyorum. Şurada sevgili dostlar, tabii restore edilmiş. Şimdi burası cam ekran, şura. Altta gördüğünüz gibi Bizanslılar tarafından yapılmış. Öyle söyledi. Güvenliğe sordum. O da çok fazla bilgi aktaramayacağım dedi. Ama en azından içini size çekip göstereyim. Şöyle. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettikten sonra burası kiliseden camiye dönmüş. Sevgili dostlar. Şimdi uzakta oturup da gelemeyenler için çekiyorum. Geldiğinizde yabancılık çekmeyeceksiniz. Sevgili ailem, bakın burası kiliseymiş ya daha önce. Sanırım burada mum söndürüyorlardı, yakıyorlardı. Böyle birkaç yer var. Şöyle. Ay, vertigom tutacak şimdi. Başımı kaldırıyorum ya. İkindi namazını kıldım. İkindi namazından sonra çıkmadan da burayı sizlerle paylaşmak istedim. Şeyden bakabilirsiniz yine. Her zamanki gibi, söylediğim gibi Google'dan Molla Zeyrek Camii diye. Bir de içinin kokusunu duysanız. Saat kaç olmuş? Akşam ezanı yaklaşıyor. O kadar büyük ki sevgili dostlar. Lütfen kürsüye çıkmayalım diyor. Burası da evet kürsü. Şurası hutbe için minber. Minber deniyor herhalde, değil mi? Yanlış bir şey söylemedim. Gerçekten çok şanslıyız. Her geldiğimde, her girdiğim yer için Allah'a sayısız şükürler ediyorum. Şükürler olsun.
Bakın şöyle uzaktan size bir göstereceğim büyüklüğünü. Tabii bu kadarla bitmiyor. Daha gideceğiz. Sütunlar, sütunların kalınlığı. Şimdi bu aralardan oval oval, bakın şurada da var, geçitler yapmışlar. Burası sırf geçit. Neyse, vertikomu çağırmayayım. İyiyim elhamdülillah. Gördüğünüz gibi burası. Yani göremediğiniz gibi, ama şöyle tutayım, görmenizi sağlayayım. Burada da mum yakılan yerler. Tabii ki tarih. Bakın, ah bakın diyorum da göremiyorsunuz. Ben sinyalinize bakıyorum. Burada da var. Uzaktan çekeyim. Keşke ışık olsaydı, gözükürdü. Burada da aynı şekilde. Burada kat kat içeride taşlar var ve üstünde mumlar yakılmış. Tabii şu an için değil. Ama yakılmış ve taşların çoğu yeri kara. Üst katları var ama ben üst katlarına çıkamayacağım. Buradan da şöyle gelip tekrar devam edeyim, size göstermeye büyüklüğünü. Sevgili Ilıca, Suzan, Sevdeciğim, Hatice, inşallah Filiz'cim sizlere de buralara gelmek nasip olur. Sizler de bulunduğunuz yerde kim bilir ne güzellikler yaşıyorsunuz, ne güzellikler görüyorsunuz. Ülkemizin her yerinde camilerimiz, türbelerimiz, sahabelerimiz her yerinde mevcut. Hele ki bir de gizli kalmış, bilinmeyen evliyalar. Ay, kafamı kaldırdıkça başım dönmüyor, dönmüyor. Çok güzel restore etmişler yalnız. Bizim kızlar da karşıda oturuyor. Burası erkeklerin olduğu yer. Burada namaz kılıyorlar ama o kadar büyük bir alan ki. Ben de dedim, kızlar bizim burada namaz kılmaya hakkımız yok mu? Bizim de var. Gelin kılalım. Ve kıldık da. Çünkü namaz saati değil. Saati demin gördünüz. Akşam ezanına var. Hep böyle. Hangi ayaklar bastı acaba buralara? Kimler? Kimler dolaştı? Kimler şu merdivenleri çıktı? Hangi mübarekler geliyor? Bildiğimiz, bilmediğimiz. Mutlaka ki buraları boş bırakmıyorlardır.
farklı üst katları dolaşıyorlar müze gibi. Aslında müze değil tabii ki. Ama benim üst kata çıkmaya sanırım 2 kat var. Gözüm yemiyor arkadaşlar. Üst kata çıkamayacağım. Şöyle. Bakın burayı koruma altına almışlar. Bozulmasın diye cam mekan var. Belli bir bölümünü koruma altına almışlar. Sanırım şurası da, sanırım diyorum, bu kadar büyük kuyu olamaz herhalde. Ay, ay kapalı. Evet, kapalı olduğuna göre yok, burası kuyu değil. Burasının ne olduğunu bilemedim. Şimdi bayanlar için de, şimdi burası erkeklere ait ya sevgili kardeşlerim. Çocuklara bakın ne kadar güzel koşturuyorlar. Oh! Koca bir alan. Koşturup durun bakalım. Canlarım ya. İyi ki varsınız. Ben de iyi ki böyle bir kanal açmışım. Hoş beni açmadım, açtırdım. Şöyle burada bayanlar için ayırmışlar. Bayanlar burada namaz kılıyor. İnşallah sevgili dostlarım gelirsiniz de. Ya çok enteresan da denmez böyle şeyler için. Tevafuklar yaşıyorum. Bakın buraya geldim, arabayı park ettim, arabadan indim. Sevgili takipçim Nazik. Yani tanımıyorum. Çünkü o da beni, o beni YouTube'dan gördü tabii kanalımda. Fakat ben tanımıyorum. Arabadan indim. Böyle insanın kanı çeker ya, içi çeker. Bana bakıyor. Ben de ona bakıyorum. Sonra ben gittim yanına. Nazik dedim. Sanki tanıyorum, önceden görmüşüm gibi. O da aha sizsiniz dedi. Böyle bir sarıldık birbirimize kalben. Çünkü koronadan dolayı öyle birbirimize sarılamıyoruz. Yine de Covid var diye dikkat ediyoruz. Çünkü o da yeni ameliyat olmuş. Fakat sevgili kardeşlerim börek yapıp getirmiş. Nazik Hanım'ın böreğini yemek bana nasip oldu. Böreği yürüyemiyormuş, ameliyat olmuş. Bir iki geldikten sonra da şükürler olsun açılmış dizleri. Ve o da böyle sırlı sırlı konuştu. Fazla kendini açmadan, açmasın zaten. Börek yaptım Allah rızası için dedi ve getirdim dedi. Hem yukarıda dağıttım hem dedi Seyit abiye verdim. Ben de tabii bir 5-10 dakika sohbet ettikten sonra çıktım. Seyit abinin yanına doğru gittik kızlarla. Oturduk, Seyit abi direkt Nazik Hanım'ın yaptığı böreği ikram etti. Nereden nereye? Yani Nazik Hanım börek yapacak. Biz de gelip o börekten sebeplenip yiyeceğiz. Ey büyük Allah'ım. Rızık için çekme gam bile Allah'ını. Yani bu rızık için o yapacak, getirecek ve biz de yiyeceğiz. Yani nasipleneceğiz, sebepleneceğiz sevgili dostlar. O yüzden hiçbir şey için aslında endişe etmemek lazım. Kesinlikle. Çünkü boşa endişeleniyoruz. Her şeyimiz belli. Rızkımız belli. Her gün tayin ediliyor. Yani bu tarz şeyleri yaşamak da şaşırtıyor beni. Biliyorsunuz Hasan Ünsevi Hazretlerine de gittiğimde orada da yine bir kardeşimle karşılaşmıştım. Ses tonumdan tanımıştı. Bana söylemişti sizin kanalınız mı vardı? Ben sizi izledim diye. Onunla da öyle bir karşılaşma yaşadım.
Ve bu arada Tokaydi Hazretleri ile ilgili çekmiş olduğum videoyu, o ilk çekmiş olduğum videoyu izleyip çok gelenler olmuş buraya. Beni de burada oturuyor sanıyorlarmış. Hem Seyit abi de ziyaret ettiler. Hem de sevgili kardeşlerim bana da dua ettiklerini söylemişler Seyit abi. Kimisi gelen kişilermiş zaten. Kimisi de hiç bilmiyorlarmış. İzledikten sonra beni gelip görmek istemişler burayı. İnşallah Rabbim bana da kenardan köşeden onun rızasını kazanmayı nasip ediyordur. İnşallah sebepleniyorumdur. Sebeplere yapışıyorum. En azından dinleyip gelmişler. Onlar zaten gelecekmiş de Rabbim beni vesile kılmış. Şükürler olsun. Şükürler olsun Rabbime. Eğer ışıklar yansa çok çok güzel çıkacak fakat ancak bu kadar çekebildim. Sanırım elimden geldiğince ilk katı gördüğünüz gibi tekrar. Şimdi kızların yanına gideceğim. Büyük ihtimalle akşam namazı, bakın saat 7:05 geçiyor. Tabii siz görmüyorsunuz. Uzakta ben görüyorum. Akşam namazında Mehmet Emin Tokaydi Hazretleri'nin orada kılarız. Sonradan da Allah izin verirse yola çıkarız. Evet sevgili dostlarım, sizi Rabbime emanet ediyorum. Kendimi de, tüm sevdiklerimi, üzerimde küçücük küçücük benim unuttuğum hakkı olan din kardeşlerimi Rabbime emanet ediyorum. Ve Rabbim tüm dualarınızı, niyetlerinizi, isteklerinizi kimin ağzından olarak kabul ederse o ağızdan olarak kabul etsin. Sizleri selamete çıkarsın, feraha erdirsin. İnşallah Rabbim her şeyin iyisini bilir. Sizler için ve bizler için hakkımızda ne hayırlıysa dünya ve ahirette inşallah kavuşmayı, yaşamayı bizlere nasip etsin. Öncelikle iman Kur'an selameti versin. Ben neredeyse şey diyeceğim. Son nefeste iman ve kelime-i şehadetle. Hadi böyle geldi içimden. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü diyorum. Sizleri gerçek sahibimize emanet ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.